Öncelikle hepinize merhaba. Ben Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlı Akçakoç. Bugün sizlere Fikrimin İncegül romanından bahsedeceğim. Fikrimin İncegül romanı Adalet Ağa'nın 1976 yılında basıma verdiği bir kitabıdır. Fikrimin İncegül romanı Adalet Ağa'nın ikinci kitabı olarak geçiyor ve edebiyatımıza da büyük önem taşıyor. Çünkü ilk yol romanı olarak geçiyor. Daha sonrasında kitap film sektörüne de aktarılıyor. İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Sarı Mercedes filminde geçiyor. Fikrimin İncegül dediğimizde çoğu zaman herkesin aklına o nezih şarkı gelmektedir. Tabii ki de bizim kitabımızın da o şarkının bir bağlantısı var. Bizim baş karakterimiz olan Bayram ve Kezban var. Kezban da bizim baş karakterimizin sevgilisi oluyor. Sevgilisinin Bayram'a verdiği kasette bu şarkı vardır. Bu nedenle kitabımızın ismi Fikrimin İncegül'ü oluyor. Romanımızda genellikle cehalet, ihanet, zenginlik tutkusu, yalnızlık, ezilmişlik ve sevgi temaları işlenmektedir. Konusuna gelecek olursak da Bayram'ın bir hayali var. Hayali de bir Mercedes alıp daha sonra da sevgilisiyle evlenmek. Kitap bunun üstüne kurulmuş diyebilirim. Aslında içeriğine gelecek olursak da ben kitaba ilk başladığımda açıkçası biraz önyargıyla başladım. Çünkü kitaba başladığımda araba markaları falan geçiyordu ki benim ilgimi çekmiyordu. O yüzden de kitabı bırakma isteği geldi benim içimden. Ama yarım bırakamayacağım için devam ettim. Daha sonrasında çok hoşuma gitti ve bunu bir solukta bitirdim diyebilirim. Size de tavsiye ederim. Biraz size bahsedeyim, özetini geçeyim ya da. Bayram küçük yaşta yetim kalıyor. Sonrasından amcası onu büyütüyor. Bayram küçükken köye seçim zamanlarında siyasetçiler geliyor oy toplamak için. Onlar tabii ki de böyle şaşalı arabalarıyla geldikleri için Bayram bundan çok etkileniyor. Gelen siyasetçiler bir ağa rolünde karşılanıyor. Böyle çok saygı duyuluyor. Bayram orada ondan o kadar saygı duyulmasından etkileniyor ki ileride kendisinin de böyle arabasının olmasını istiyor ve köye geldiğinde aynı onlar gibi bir ağa gibi karşılanmak istiyor diyebiliriz. Daha sonrasında zaman geçiyor, Bayram büyüyor ve Bayram Almanya'ya işçi olarak gidiyor. Almanya'da bir tane araba fabrikasında çalışmaya başlıyor. Bayram sürekli çalışıyor, paralarını kazanıyor, yemiyor, içmiyor, sürekli para biriktiriyor. En kısa zamanda parasını biriktiriyor, arkasından da kendisine bir tane araba alıyor. Bayram bu arabasını o kadar çok seviyor ki böyle hiç kimseyi bindirmiyor. Aslında artık amacına ulaştığı için köye gitmek istiyor. Daha sonrasında Bayram arabasıyla birlikte köye gidiyor. Sonra baktığı zaman köyde neredeyse hiç böyle bir ilgi görmüyor. Normal bir klasik insan tipinde yine. Köyünde bir çocukla karşılaşıyor. Çocuğa bazı sorular yöneltiyor ve sorular karşısında amcasının öldüğünü, sevdiği kızın da gazetelere çıktığını öğreniyor. Kendi köyünde kazı çalışmaları yapıldığından bir bilgi alıyor. Daha sonrasında ise Bayram büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Evet, kendisinin artık bir arabası vardı ama beklediği o saygıyı görmüyor. Normal bir aynı kişiliğine devam ediyor. Bayram arabasına geri atlıyor ve nereye gittiğini bilmeden yola çıkıyor. Kitabımız da bu şekilde son buluyor. Benim kitapta en çok etkilendiğim yer son cümleleri diyebilirim. Onları sizinle paylaşmak isterim. Bayram hangi yönü seçtiğini bilmeden dört yol ayrımında bekliyor. Hiçbir yöne sapmayı gözü tutmuyor, canı çekmiyor. Hiçbir yolun ucunda kimse Bayram'ı beklemiyor. Kitabımız bu şekilde son buluyor. Umarım okursunuz, gerçekten çok güzel bir kitap.